Tabii iş alemimiz sanayi bölgesi olarak bizlerin de bu adaylarımızdan seçildikleri zaman arzu ettiğimiz Elazığ için gerçekleşmesi gereken bazı konularda hizmet vermeleri konusunda taleplerimiz olacaktır. Bizler şu anda şu memlekette özellikle şunu söylüyorum. Dışarıdaki iş adamı, Elazığ'ta iş adamlarımızın gerçekten Elazığ'ı sevdiklerini biliyorum. Ama şu ana kadar bu insanlara rehberlik yapan insanlar da varsa yarım rehberlik yapmıştır. Bunların yeteri kadar sorunlarla ilgilenmemiştir ve bu insanların çoğu bıkmıştır ve bu memleketten ayrılmıştır, gitmiştir. Önemli olan bu insanları tekrar bu memlekete döndürmektir. Bu da bizim belediye başkanlıktan geçer. Belediye başkan adaylığımız kim olursa olsun. Eğer sanayiciyi sevmiyorsa, yatırımcıyı sevmiyorsa kendisine de başarı beklemez. Bizler zaten buradaki sanayicilerle her zaman için iç içeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman bu arkadaşlarımızı her platformda destekleme sözünü veriyoruz. Çünkü bu arkadaşlar bu şehrin lokomotifi. Yerlerini Elazığ'da taşın altına koyan insanlar, yatırımlarını yapan insanlar, Elazığ'da yatırımlarını yapan insanlar. Gerçekten bizim bu tür girişimci arkadaşlara çok ihtiyacımız var. Ülkemizde özellikle memleketimizde yüksek oranda işsizlik var. İşsizliğin önüne ancak bu arkadaşlarımızın çabalarıyla, katkılarıyla ve mevcut belediyenin desteğiyle, siyasetçilerin de desteğiyle bu işsizliği önleyebiliriz. Bunun biz çok iyi farkındayız. Yardım ve desteklerinizi bekliyoruz. Yani bu memleket için, Elazığ için. Bu kırkızalarını keselim. Bu insanlar gerçekten ranttan başka düşündükleri yok. İnandıklarını yaparlarsa hiçbir zaman bu olayda olmaz. Önce geldi mi? Yani size şunu söyleyeyim. Geleceğinizi kimse bilmiyor. Parti önemli değil. Bak, AK Parti'den istifa etmiş bir kişiler. Bunlar kısım kaldı. Tamam mı? Sen buyurun. Hadi. Sağ ol.